Yaratılışından beri insanoğlu gece ve gündüz gökyüzündeki çeşitli cisimlerin varlığına şahit olmuştur. Biz de internetten görmek yerine zahmet edip kafamızı kaldırsaydık, muhtemelen güneş, ay ve yıldızları görürdük. Çabucak sıkılacağımız için daha güneş ve ay dışında olanların hareket edip etmediğini anlayamadan kafamızı indirirdik. Ama neyse ki yıldızların hareketini sıkılmadan inceleyenler vardı. Öyle ki aslında bazı yıldızlar gökyüzüyle birlikte dünyanın etrafında dönüyordu ya da en azından öyle gözüküyordu. Bu yıldızların birbirleri arasındaki mesafe eski dönemlerin hassas ölçüm teknikleriyle bile değişmez gözüktüğünden bunlara sabit yıldızlar kümesi dediler. Kadim uygarlıklar ve kültürler kimi zaman birbirlerinden habersiz, kimi zaman öncekilerin mirasını alarak takım yıldızları çeşitli isimlerle adlandırmışlardı. Gördükleri diğer cisimler ise sabit olmayan gezgin yıldızlardı. Bunlar diğer yıldızlarla beraber aynı hızda ve yörüngede ilerlemiyor, kendi yollarında geziyorlardı. Bu sebeple onlara eski Yunanca'da planastai kökünden gelen planetai yani gezegen demişlerdi. 7 adet gezegen çıplak gözle görülebiliyordu. Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. Kimi kültürler bunları tanrı ilan etti ve haftanın her bir gününe bu tanrılarının isimlerini koydular. Bugün hala bazı dillerde bunu görmemiz mümkün. İngilizce'deki Saturday, Satürn günü, Sunday, Güneş günü, Monday ise Ay günü anlamına gelmektedir. Bunlardan uzun zaman sonra kimi zaman modern bilimsel metodun aşamalarına güzel bir örnek olarak gösterilen kütle çekiminin keşfi gerçekleşti. Önceki öncülleri saymazsak, Kopernikus'un güneş merkezli hipotezi, sonra Tycho Brahe'nin gezegenlerin hareketlerinin ve konumunun detaylı gözlemlemesi, daha sonra asistanı Kepler tarafından bu ölçüm ve gözlemlerin detaylı analizi ve en sonunda Isaac Newton tarafından tümünü kapsayan genel bir teorinin geliştirilmesi. Newton'un evrensel kütle çekim yasası. Kütleye başka bir videomuzda değindiğimiz için burada kısaca üstünden geçeceğiz. Teoreme göre kütlesi olan her cisim birbirini mıknatıs gibi çekmekteydi. Yani bir kuvvet oluşturmaktaydı. Kütle çekim kuvveti. Şimdi pürüzsüz yüzyıvarlak atmosferi olmayan bir dünyada bir dağda bulunduğunuzu hayal edin. Eğer ileriye doğru belirli bir hızda bir cisim atarsanız, mesela bir taş, belirli bir uzaklığa gidecektir. Eğer daha hızlı atarsanız daha uzağa gidecektir. Ve eğer yeterince hızlı atarsanız taş dünyanın etrafından dolanıp geri gelecektir. İşte hiçbir kuvvet yokken dümdüz uzaya gitmesi gereken taş gezegene doğru çekilerek başladığı konumuna görünürde kütle çekim sayesinde gelebilmiştir. Buna yörünge denir. Roketler bu şekilde yörüngeye otururlar. Yükseğe çıkmalarındaki asıl amaç ise atmosfer kaynaklı sürtünmeyi azaltmaktır. Astrodinamik ise yörünge mekaniği demek olup yörüngeleri inceler. Yörüngeler konik kesitlerle yakından ilgilidir. Eğer bir koninin eksenine dik olacak şekilde bir kesit alırsanız, Kepler'in de dediği gibi özel bir elips olan daire şeklini elde edersiniz. Bu bir uydunun bir gök cismi etrafındaki yörünge hızının ve çapının her yerde aynı olduğu bir yörüngedir. Eğer koninin kesiş açısını arttırırsanız veya örneğimizdeki taşın atış hızını arttırırsanız, yörüngeniz eliptik olmaya başlayacaktır. Ve en sonunda kaçış hızı denilen hıza ulaşınca eliptik yörünge bir parabol yahut hiperbole dönüşecek ve gök cisminin yörüngesinden çıkacaktır. Bir yörünge merkezden uzaklaştıkça dönen cisminin hızı azalır. Böylece farklı işlevde yörüngeler elde edilebilir. Çeşitli yörünge türleri vardır. Bunlardan birkaçı şöyledir. Yer sabit yörüngeler, dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızına eşit olan ve yerden bakılınca gökyüzünde sabit gözüken cisimlerin yörüngeleridir. Dünya için bu yörüngenin yüksekliği 37.250 kilometredir. Güneş eş zamanlı yörünge ise dünyanın geoid şeklinde olmasından yararlanıp yörünge sapma açısının bir yıl içinde güneşi takip edecek şekilde olmasıdır. Böylece bir uydu yıl boyunca dünyanın gölgesinde kalmadan yörüngesini dönebilir. Unutmayınız ki bu videoda Newton'un öncüsü olduğu klasik mekaniği temel aldık. Daha sonra modern fizikle beraber bu yasaların bazıları değiştirildi ve yenileri tanımlandı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.